Kızamıyorum. Çünkü sapı ben. Bugün orada karşıya geçelim. Abi otur ama. Aslında şurada şu L yapsak abi. Eridi ya. Otomatik eridi. Benim hakkımda hemen arkadaşlar da gelmişti. Orada U olsaydı orada güneş dediler biraz sonra gelir dediler. Her zaman olduğu gibi bizim bölgemizin olmazsa olmazı ve en önceliği Akkuş, Ünye, Niksar yoludur. Çünkü bu yol sadece iki ilçenin ya da üç ilçenin birbirine bağlayan geçit yolu değildir. Burası bölgeleri birbirine bağlayan, özellikle de İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i İç Anadolu'ya ve diğer bölgelere bağlayan önemli bir ana hartel yoludur. Gecikmiş bir hizmettir. Siyasi büyüklerimizden bu işin bir an önce hızlandırılması, bir an önce yatırıma alınıp ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Beklentimiz budur. Tüm esnaf arkadaşlarımızın da ticaretle iştigal eden bütün arkadaşlarımızın da beklentisi budur, bu yöndedir. Biz kimsenin faturasını ödemek zorunda değiliz. Kimselerin faturasını ödemek zorunda değiliz. Haksızlığa uğrayan, adaletsizliğe uğrayan biz Akkuşlularız. O yüzden de bir an önce bu yolumuzun kazmanın vurulması yönünde büyüklerimizden beklentimiz var. Evet, dediğim gibi önemli bir hartel üzerinde ama Akkuş gelecekte organik tarımıyla, organik ürünler yetiştirmesiyle, üretim yapmasıyla ve turizmiyle anılacak bir ilçe. Hal böyle olunca da ulaşım bizim olmazsa olmazımız. Bölgemizde önümüzdeki yıllarda çok önemli turizm tesisleri yapılacak. Bunun bugünlerde adımları atılıyor, kazmaları vuruluyor. Ama ulaşım en önemli konu olduğu için de her işin en önemli altyapısı olduğu için de biz ulaşımdaki konunun bir an önce açılmasını bekliyoruz. Ve bölgemizde inşallah gelecekte ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle önemli bir noktaya gelir diyorum. Şimdi bizim zaten burada gayemiz şehirler arası istişareleri sağlamak, etkileşimi sağlamak. İşte Akkuş, Ünye arasındaki turizmi, ticareti geliştirmek. Az önce de başkanım güzel bahsetti. İşte yol zaten bizim en önemli önceliğimiz. Yol olmazsa olmazımız. Çünkü yolun olması bizim için şöyle önemli. Bizim insanımız doğayı seviyor. Akkuş'un insanı denizi seviyor. Bu küçük ayrıntı ama daha büyük ayrıntı dediğiniz gibi tek bizim sorunumuz değil. Bölgenin sorumlu. Akkuş, Ünye, Niksar yolunun daha modern bir yol olması lazım. Artık mevcut yol mu genişletilecek veya dere yolu projesi mi genişletilecek? O bir an önce hayata geçmesi lazım. Çünkü bizim olmazsa olmazımız bu. Diğer bir konu, bizim bu toplantıları yapmamızdaki amacımız artık esnafımızın, iş adamımızın ufkunu açmak, çeşitli istişareler yapmak. Bu da bazı etkileşimlerle oluyor. Şimdi konuyu farklı bir yerden bağlamak istiyorum. Ben daha ilkokula giderken Ünye Limanı'nın temeli atılırken rahmetli Turgut Özal, o zaman şahit oldum ben. Temel atılırken arkada insanlar dalga geçiyordu. Bir çocuktuk, orada geziyorduk. İşte kayıklarda liman mı yapılıyor burada, ne alaka diye dalga geçerlerken o liman bugün ta Akkuş'a bile ekmek vermeye başladı. Nasıl vermeye başladı? O liman balıkçı barınağı olarak başladı, büyütüldü. Dolayısıyla 3 tane mermer fabrikası geldi. Dolayısıyla 5 tane kömür deposu geldi. Dolayısıyla 2 tane kil fabrikası kuruldu. Ünye çimento %100 üretimini arttırdı dünyaya açılmak için. Akabinde Kastamonu Entegre %100 üretimini arttırdı dünyaya açılmak için. Bu açılımda dolayısıyla Akkuş'a da fayda sağladı. Niye? Bugün Akkuş'tan daha fazla kereste, daha fazla orman ürünü sağlamak durumunda. Ama tabii bizim gayemiz sanayi ham madde üretimi değil. Buradaki insanların bir araya gelip bir fabrika kurup dünyaya daha güzel, daha modern ürünler üretip ticaret yapıp daha fazla katkı sağlaması, dışarıdaki Akkuşlu dışarıda yaşayanların tekrar bölgeye gelip bölgede yaşayıp bölgede istihdam etmesi bizim tek derdimiz. O yüzden
biz ne üzerinde düşerse yapmaya hazırız. Dışarıdaki iş adamlarımız buraya gelsinler, Akkuş'la ormanla ilgili, işte hayvancılıkla ilgili tesisler kursun. Hatta işte birkaç arkadaşımız bir araya geldi, hayvancılıkla ilgili tesis kuruyorlar. Aynı şekilde ormancılıkla ilgili yarı mamul veya son ürünler üretip de dünyaya satılırsa, ki bu artık olmayacak bir şey değil. Ünye'de iki tane firmamız, bugün bir tanesi kitap okuma standı yapıyor. Brezilya'ya, Amerika'ya, Kanada'ya mal satıyor. Bir arkadaşımız Almanya'ya tabut satıyor. Yani artık bu işler çok kolay. İşte Ziraat Odamızın başkanlığında yapılan Akkuş fasulyesi nereye geldiğini gördük. Ulusal marketlerde anlaşma yapmış. Türkiye açılmış ama bu da yetmeyecek. Dünyaya açılmamız lazım. Artık ulusal ticaret yapmamız lazım. Biz de tabii ki bizim bir maddi katkımız hiçbir zaman olmayacak ama her zaman manevi olarak, teknik olarak arkasında olacağız bu firmaların. Lütfen dışarıdaki iş adamlarımız buraya gelsinler, ormanla ilgili, hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili yatırımlar yapsınlar ki burası gelişsin. İkincisi, başkanımıza çok teşekkür ederim. Burada belki kimse bilmez ama burada bir tesisler kurulduysa başkanımızın çok büyük katkısı vardır. Ne yapmıştır? Düşürücü tesisini burada kazandığım için TEDAŞ olarak. Bunu kimse bilmez teknik olarak ama eğer bu düşürücü burada olmasaydı bugün bir rüzgar enerjisi, güneş enerjisi burada olmayacaktı veya hidroelektrik santralleri burada olmayacaktı. Demek ki küçük bir dokunuş büyük ayrıntılar getiriyor. O yüzden başkanımıza çok teşekkür ederim, böyle bir destek sağladı. Artı turizm açısından yaptıkları, işte şu anda bu tesisi bu hale getirdi. Daha da herhalde geliştirecek inşallah. İşte bir tane iş adamımız aşağıda yine bungalov otel inşaatına başlayacak. Bu demektir ki Akkuş'umuz hem tarımda olacak, hem turizmde olacak, hem ticarette olacak. Biz de yol bağlantısını biz sağlarsak, sağlayabilirsek, ki bunun arkasında her zaman duracağız. Ünye, Akkuş diye bir ayrım kalmayacak. Artık bir merkez, bir ilçe olacağız. Hep beraber mutlu şekilde yaşayacağız diye düşünüyorum.